Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Zümer suresi 43-52. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَى Yoksa onlar Allah'ın dışında şefaatçiler mi edindiler? قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا Şayet onlar bir şeye malik değiller. Ve la yaqilun ve aklını da kullanmayan akılsız varlıklarsa yine onları şefaatçi mi edinecekler? Şefaatçi şu manada, mesela müşrikler putlara tapıyor ve taparken de diyorlar ki bunlar Allah nezdinde bizim şefaatçilerimiz. Bunlar bizi kurtaracak. Ve onları Allah'a aracı yapıyorlar ve bu şekilde kurtulacaklarını zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu reddediyor. Ve onların hiçbir şeye malik olmadığını, akıllı da olmadığını, kendine fayda zarar veremeyen bu varlıkların tutup da kendilerine tabi olanlara fayda vermesinin düşünülmeyeceğini bildiriyor. Kul lillahi şefaatü cemi'a de ki şefaat tümüyle Allah'ındır. Yani insanları kurtarma ve onları selamete çıkarma, bu tamamen Allah'ın tasarrufunda olan bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'de bu gibi ayetler değerlendirilirken bunların muhatabı kim, ona göre anlamak daha iyi olur. Yoksa mesela Mutezile şefaati reddediyor. Yine bazı ekoller İslam camiası içinde şefaati reddediyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in reddetmiş olduğu şefaat putperestlerin şefaati. Yani putperestlerin putlardan ummuş oldukları şefaat. Kur'an-ı Kerim bunu reddediyor. Öte yandan hepimizin ezbere bilmiş olduğu Ayet-el Kürsi'de "Men zellezî yeşfeu indehu illâ bi izni." Onun izni olmadan Allah katında kim şefaat edebilir? Burada şefaatin reddi değil, Allah'ın izni olmadan kimsenin şefaatçi olamayacağı anlaşılır. Ve Allah izin verdiğinde şefaatte meydana geleceği anlaşılır. Peki İslamiyet'te şefaat var mı? Evet, var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine verilen büyük nimetleri yad ederken bunlardan birisi de şefaattir şeklinde söylüyor. Bana şefaat yetkisi verildi buyuruyor. Ve şunu da yine ifade ediyor. Benim şefaatim ümmetimin kebair ehlinedir. Büyük günah işleyenlere benim şefaatim olacak. Tabii bazı insanlar işte peygamber bizi kurtaracak veya şeyhim beni kurtaracak gibi şefaat noktasında bazen işi oraya bırakmak ve günahlara adeta bunu bir vesile etmek gibi suistimalleri söz konusu. Şefaati bu manada da anlamamak gerekir. Bir insan elinden geldiği kadar İslam'ı yaşamaya çalışır ama beşer şaşar, eksikleri vardır, hataları vardır, günahları vardır. Bunun neticesinde şefaati gerektiren bir durumla karşı karşıya kalabilir. Allah-u Teala alemde sebeplerle tasarrufta bulunuyor. Peygamberleri ve peygamber yolundan gidenleri hidayetine vesile yaptığı gibi, ağaçların dallarıyla meyveler gönderdiği gibi, ölüm meleğiyle ruhları kabzettiği gibi, şefaat noktasında da elbette yetki vermiş oldukları, başta peygamberler, şefaate, şefaat hakkına sahip olacaklardır. Ve ümmetleri için, insanlar için şefaatleri söz konusudur. Ama Allah'ın kabul etmediği put tarzındaki şeylerin şefaati asla söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de şefaati reddeden ayetler bu manada değerlendirilmeli. Lehu mulkus semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Yani kim şefaat edebilir? Ancak göklerin ve yerin mülkü elinde olan Allah kime yetki vermişse o şefaat edebilir. Allah'ın mülkünde Allah'ın izni dairesinde birisinin şefaati düşünülemez. ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sonra O'na döndürüleceksiniz. Göklerin ve yerin mülkü O'nun elinde, O'nun huzuruna götürülecek, O'nun huzurunda
hesap vereceksiniz. Ve izâ zükirallâhu vahde, Allah bir olarak zikredildiğinde, tek Allah şeklinde anlatıldığında, işme'ezzet gulûbullezîne la yu'minûne bil âhire, ahirete iman etmeyenlerin kalpleri bundan hoşlanmadılar. Değerli izleyenlerim, normalde insanın kalbi Allah'ın yad edilmesinden memnun kalır. Çünkü insanın kalbi Allah'ı anmaya programlanmıştır. Allah'ı anınca memnun olacak bir şekilde insanın kalbi yaratılmıştır. Ama eğer bir insan fıtrat asliyesini bozmuşsa, Allah'ın ona selim bir tabiat şeklinde vermiş olduğu mahiyetini değiştirmişse ve tefessüh tabir edilen bir bozulma gerçekleşmişse, o zaman artık insanın tabiatı değişir ve asli fıtrat bozulmuş olur. Allah'ın anılmasından kalp zevk alırken, lezzet alırken, kafir durumda olan kimseler, müşrik durumda olan kimseler tek Allah'ın yad edilmesinden rahatsızlık duyarlar. Bu bir fıtrat bozuluşudur ve asli yaratılış tabiatından bir çıkıştır. وَاِذَا ذُكِرَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ, Allah'ın dununda olanlar, Allah'ın dışında veya mertebe itibariyle alt kategoride olanlar, bunlar yad edildiğinde, zikredildiğinde, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, bu onların hoşuna gider. Ve bundan memnun kalırlar, bundan zevk alırlar. Günümüzün çağdaş bir takım putları var. İnsanlardan veya insanların gayrından. Bu gibi putlaştırdıkları şahsiyetler veya varlıklardan söz edildiğinde, bu putperestler bundan zevk alırlar, bundan hoşlanırlar. Yarasa misalini verebiliriz burada. Mesela yarasa, karanlıkların çocuğu tabir caizse, aydınlıktan rahatsızlık duyuyor. Aslında ışık ne kadar güzel bir nimet ve ışığa kavuşunca insan elhamdülillah der. Ama yarasa açısından baktığımızda, yarasa ışıktan rencide oluyor, ışıktan rahatsızlık duyuyor. İşte kafirlerin Allah'ın yad edilmesinden memnun olmamaları bu açıdan değerlendirilebilir. Fıtratlarını bozmuşlardır, manen yarasalaşmışlardır. Bundan dolayı nur-u iman bunların gözünü kamaştırmakta ve iman nurundan, hakikat nurundan rahatsızlık duymaktadırlar. Kul, ey peygamber, de ki, Allahümme fatıras semavati vel art, ey gökleri ve yeri yaratan, alimel gaybu ve şehade, gaybu ve şehadeti bilen Allah'ım, ente tahkumu beyna ibadik, sen kullarının arasında hükmedeceksin, fîmâ kânu fîhî yahtelifûn, onların ihtilafa düştükleri meselelerde sen onların arasında hükmedeceksin. Yani bu da doğrudan belki bir dua gibi görülmüyor ama Allahümme ifadesi Allah'a bir münacattır. Ve duada daha çok bir istek var ama münacatta bir yalvarış, bir sızlanış, bir yakarış daha çok söz konusu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akşam yattığında bu ayeti de okuduğu bazı rivayetlerde yer alıyor. Yani ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve şehadeti bilen Allah'ım, sen kulların arasında, aralarında ihtilaf etmiş oldukları meselelerde hükmedeceksin. Bu manayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam akşam yattığında derhatır ediyor ve bu ayet-i kerimeyi okuyor. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ الظَّلَمُوا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ, şayet o zalimler için yeryüzünde ne varsa ve bir de bunun misli, yeryüzünde olanların bir misli ellerinde olsa, لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet günündeki kötü azaptan kurtulmak için ellerinden gelse fidye olarak verip kurtulmak isterlerdi. Değerli izleyenlerim, insan ağır bir veballe karşılaştığında fidyeyle kurtulabiliyor. Diyelim esir olmuştur. Esaret bedeli olarak takdir edilen fiyat neyse, eğer ödeyebilirse bütün malını mülkünü satar, öder ve bu şekilde
esaretten kurtulur, hürriyetine kavuşur. Veya birisini diyelim kaçırırlar, fidye isterler ve o fidye verildiğinde serbest bırakırlar. İşte diğer alemde azaptan kurtulmak o kadar çok büyük bir olay ki, o zalim olan insanlar eğer dünya tamamıyla bunların olsaydı, hatta sırf dünya değil, bunun da bir misli yine onların olsaydı, o azaptan kurtulmak için hepsini fidye olarak verir, kurtulmak isterlerdi. Burada kıyamet günündeki azabın ne kadar büyük, ne kadar dehşetli olduğu bize tasvir ediliyor. Yani onların elinde böyle bir mülk olmayacak. Verip fidye verip kurtulma durumları da söz konusu olmayacak. Ama farazi olarak şayet olsaydı verirler miydi? Evet, verirlerdi. Bu şekilde diğer alemdeki o azabın ne kadar dehşetli olduğu tasvir ediliyor ve belli bir tarzda bize anlatılıyor. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ Ve Allah'tan onların hiç hesap etmedikleri şeyler kendilerine görülür. Hani diyelim birisi hırsızlık yapar, yakalanır ve suçunu itiraf etmek yerine inkar edebilir. Yapmadım, etmedim, ben oradan geçiyordum, yanlış anlaşıldı falan diyebilir. Ama gizli kamera çekimleri varsa kendisine gösterildiğinde artık diyecek bir hali yoktur. İtiraz edecek bir durumu yoktur. Mecburen kabullenecektir. İşte diğer aleme varıldığında insanlar suçu belki kabul etmek istemeyecekler. Çünkü unutmuşlardır veya işlerine gelmemektedir. Acaba bir kurtuluş yolu olur mu gibi reddetme cihetine gidebileceklerdir. Ama yaptıklarının neler olduğunu doğrudan kayıtlarda gördüklerinde artık kimsenin itiraza bir mecali olmayacaktır. Zaten insanın hafıza kayıtlarında yapmış olduğu şeyler var. Bir de meleklerin kaydı var. Levh-i mahfuzda bunlar kaydediliyor. Biz şu anda dünyada yaşarken bizlerin görüntüleri ilgili yerlere gönderiliyor. Canlı yayın gibi adeta. Nasıl ki şu anda dünyanın her tarafında televizyonlar canlı yayın yapıyor veya paket yayın yapıyor. Kamera karşısında kaydedilenler her tarafta görülebiliyor. Onun gibi şu anda dünyanın her tarafı da meleklerin kameralarıyla dolu. Şu fani alemde yaptıklarımız kaydediliyor. Biz buna inanıyoruz zaten. Ama kafir olanlar böyle bir inanç içinde değiller. Diğer alemde hesap zamanında acaba kurtulur muyuz, gözden kaçmış mıdır gibi belki beklentiler olabilir. Ama hiç ummadıkları şeyler karşılarına çıkacak. Öyle ki kendi azaları bile ben yaptım, ben ettim diye itiraf edecek. Böyle olunca artık bir kaçış yolu, bir kurtuluş yolu söz konusu olmayacak. Ve bedâ lehum seyyiâtü mâ kesebû. Kesbettikleri, elleriyle yaptıkları şeylerin seyyiâtı ortaya çıkacak. Yani yaptıkları kötülükler tek tek ortaya çıkacak. Ve hâga bihim mâ kânu bihi yestehziûn. Ve istihza etmiş oldukları, alay etmiş oldukları şeyler kendilerini kuşatacak. Mesela bunlar diyorlardı ki cennet de cehennem de dünyadadır. Dünyada karnın tok sırtın pekse istediğini yapabiliyorsan sen cennettesin. Ama durumun iyi değilse cehennemdesin. Bu şekilde dini değerlerle bunlar dalga geçiyorlardı. Huri mi olurmuş, cennet cehennem mi olurmuş bunları inkar ediyorlardı. Ama diğer alemde inkar etmiş oldukları şeyler her taraftan onları kuşatacak. Azapla adeta alay ederlerken, hadi gelsin de görelim azap derlerken, diğer alemde o alay etmiş oldukları azap her taraftan onları kuşatacak. فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرٌّ دَعَانَا İnsana bir zarar dokunduğunda bize dua eder. ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, ihsan ettiğimizde gâle innemâ utîtuhu alâ ilmin bir ilimle bunlar bana verildi der. Yani
Allah'tan verildiğini kabul etmek istemez. Allah'ın bir lütfudur, ihsanıdır. Bunu görmek istemez. Yani ben kendi ilmimle, kendi hünerimle kazandım der. Bu insanın nankörlüğünü ifade ediyor. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعَمَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Kur'an-ı Kerim genel bir ifadeyle bize şunu anlatmakta. Size verilen ne kadar nimet varsa bunların hepsi Allah'tandır. Küllüm minin dille, hepsi Allah tarafındandır. Dolayısıyla evet, insanın bir kesbi var, çalışması var, gayreti var ama tek başına o gayret yeterli değildir. Kesb bizden, yaratma Allah'tandır. Böyle olunca insanın yapmış olduğu bir takım iyiliklerle mağrur olmaya hakkı yoktur. O noktada kader onun karşısına çıkar. Ve kader ona der ki, haddini bil, yapan sen değilsin. Yani mağrur olma, yaptığın iyiliklerle mağrur olma. Kader sana fırsat vermiş, değerlendirmişsin. Evet, bundan dolayı sevabın olacak ama hakiki fail sen değilsin. İşte kader inancı bu noktada insanı gururdan, tekebbürden kurtaran bir durumdur. Verilen nimetlerin Allah'tan olduğunu hatırlamak gerekir. Ve Allah-u Teala bu konuda bize şunu bildiriyor. مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَا فَمِنْ اللّٰهِ Size gelen ne kadar iyilik varsa hepsi Allah'tandır. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَا فَمِنْ نَفْسِكَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَا فَمِنْ نَفْسِكَ Sana gelen ne kadar kötülük varsa bunlar da kendi nefsindendir. Demek ki iyilikler Allah'tan, kötülükler insanın kendi kazancı, kendi kesbi. İnsan bunu bildiğinde gerçekten orta yolu bulmuş olur. Kader meselesini dengeli bir şekilde değerlendirmiş olur. Lüzumsuz böyle gurura girmekten, kendini bir şey zannetmekten kurtulur. Ama pek çok insan nimete mazhar olduğunda şımarır ve ben kendi ilmimle, hünerimle bunları kazandım der. Belhiye fitne, doğrusu o bir fitnedir. Yani bir insana nimet verilmesi bir fitnedir. Fitne burada imtihan anlamında. Yani Allah onu imtihan etmektedir. Başına gelen hallerle onu denemektedir. Bazen sıkıntıyla, darlıkla onu imtihan eder. Bazen de genişlikle, nimetle onu imtihan eder. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Lakin onların ekserisi, çoğu bunu bilmezler. Yani bunun bir imtihan olduğunu, Allah'tan bir sınama olduğunu bilmezler. قَدْ قَالَهَا اَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekiler de böyle dedi. Mesela Karun, kavmi ona demişti ki, Allah sana vermiş, sen de insanlara ver. Ve bununla mağrur olma. Bu mealde şeyler Kasas suresinde anlatılıyor. Böyle demişlerdi. Ama o bunlara mukabil dedi ki, ben kendi ilmimle, kendi hünerimle bunları kazandım. Karun gibi daha başkaları da dediler. Bu şekilde kendilerine verilen nimetle mağrur oldular ve kibirlendiler. فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ama o kesbettikleri şey kendilerine bir fayda vermedi ve onları kurtarmadı. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا Ve böylece kesbetmiş oldukları şeylerin, yapmış oldukları şeylerin kötülükleri kendilerine isabet etti. وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَاُولَٰئِ Şunlardan da, ey peygamber, senin kavminden de zalim olanlara seyusibuhum seyyiatu ma kesebu yapmış oldukları şeylerin seyyiyeleri, kötülükleri onlara isabet edecektir. Ve mahum bi mucizin ve onlar Allah'tan kaçıp kurtulacak da değillerdir. Evelem ya'lemu ennallahi yebsutu rızka limen yasha ve yakdir. Onlar Allah'ın dilediğine rızkı bol verdiğini, dilediğine kıstığını bilmediler mi? Allah dilerse bol verir, dilerse az verir. İnne fî zâlike le âyât li kavmin yu'minûn. Şüphesiz bunda mümin olan kavim için ayetler vardır. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayan ve güzel bir şekilde onu uygulayan bahtiyarlardan eylesin.
Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.